İki saat ders çalışırım gibi değil mi? 2 saat ders çalışırım. Study ders çalışmak. Work normal iş çalışması. I study 2 hours. He olsaydı he studies. Emanet eski gelecekti. E, y diye okunan Y düşünecekti. Studies 2 hours olacaktı. Olumsuz sorusunu biliyorsunuz. Tekrar etmemize gerek yok. Past simple'da ne oluyordu arkadaşlar? Düzenli ise iyi de ekleniyordu. İyi de eklenmesinde bir hali var. Aynı studies'de olduğu gibi arkadaşlar. Y yani Y düşer. I et gelir. ED'nin geliş hali bu. Çalıştım. Ders çalıştım. İki saat ders çalıştım. Okay? I studied two hours. I studied two hours. I studied two hours. Yes. And now it is negative. Evet. Şimdi olumsuz bir şekilde yapmamız için ne lazım arkadaşlar burada? Ne lazım? Tabii ki de arkadaşlar. Hemen geliyor, yetişiyor. Didn't lazım ama didn't'ı ne doğuruyordu? Buradaki idiler veya fiilin normal, düzensiz hali. Normal olmayan hali doğurduğu için buradakiler, bu emanet, ikinci haller veya idili halleri didn't veya did'ı doğururken dolayısıyla normal hale geçiyordu. I didn't study two hours. İki saat çalışmadım veya I didn't eat anything. Hiçbir şey yemedim. I didn't work last day. Dün çalışmadım falan. I didn't copy. Kopya çekmedim falan filan. Nasıl? Güzel mi? Sıkıntı var mı? Var mı sıkıntı? Varsa söyleyin. Hiç çekinmeyin. Soru halimizde neydi arkadaşlar? Başa did gelirdi. Değil mi? Başa did gelirdi. Ve soru işaretimizi de yapıştırdık mı? Did I study two hours? İki saat çalıştın mı? vesaire soru yapmış oluyoruz. Hemen çok pratiksel olması açısından arkadaşlar, arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Geniş zamanda yılın halde I pay the bill deriz değil mi? I pay the bill faturayı öderim veya faturayı dün ödedim değil mi? Past simple. I paid the bill yesterday. Dün faturayı ödedim. Evet bu çok kullanışlı olduğu için pay'i o yüzden verdim. Yani ödeme, ödeme yapma tamam mı? Veya she didn't pay the bill yesterday. Didn't pay ödemedi. Ne oldu arkadaşlar? Tabii ki burada paid. Didn't geldiği için, didn't doğru için didn't. hemen yalın hale döndü. She didn't pay the bill yesterday. Ve bütün biliyorsunuz aynı bu didn't hiç değişmiyor. Did, didn't da veya did de soru olabilir. Hiçbir şekilde değişmiyor arkadaşlar değil mi? Did Gördüğünüz gibi hiçbir özne de ne yapmadı? Bir değişiklik olmadı. Did she pay the bill yesterday? Veya arkadaşlar, she didn't pay the bill yesterday. Dün faturayı ödemedi. Bayan olarak ödemedi. Değil mi? Bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar hiç sıkıntı olmuyor ki bazı karışıklıklar oluşturan fiiller olur arkadaşlar çok kullanışlıdırlar ama karışıklıklara da neden olurlar mesela put koymak arkadaşlar I put the book on the ne olsun arkadaşlar rafa koymuş olalım mı on the shelf olsun Heh? olsun olsun olmasın mı olsun değil mi tamam sıkıntı yok o zaman olsun dediyseniz olsun on the shelf şey de olabilir yani bookcase yani kitaplığa, rafa veya kitaplığa da koymuş olabiliriz değil mi? Bookcase. Kitaplık, shelf, raf. Fark etmez. Nereye, nereye koyarsanız koyun. Şimdi bir raf olsun. Peki bu arkadaşlar ben bunu ne diye çevirdim? Past simple diye çevirdim değil mi? Ve ben bunu geniş zaman diye de çeviririm. Koyarım. Rafa koyarım. Niye? Bu fiile özel bir şey. <laughs> Neden? Çünkü arkadaşlar bu kelimenin ikinci ve üçüncü düzensiz hali bu düzensiz bir fiildir ve maalesef ki ikinci ve üçüncü hali de aynıdır. Put put put. E hocam mesela zamanlarla ilgili bir soruyla karşılaşacağız ki ben hep böyle hani test usulü vermek istemem ama e, arada bir bu hani testlere girecek öğrencilere de veya yetişkinlere de lazım evet Tafel düşünen, Teok düşünenden tut. Herkese lazım yani. Bu taktiği bilin şimdi ne olduğunu bilin. Herkese lazım. Arkadaşlar putu öyle vermezler. Putu şöyle yaparlar. O zaman burada ne olacağını yesterday derlerseler mesela değil mi? Geçmiş zamana ait herhangi bir ifade söz konusu olur ise koydum demek olur. Koyarım, dün koyarım de diyemez. Tamam Koydum diye çevirirsiniz. Kitabı rafa koydum. Tamam, kitabı rafa koydum. Tamam mı arkadaşlar? Ama e, present simple'ı kapsayan bir ek gelseydi, tamam mı? Bir zaman durumu ifade eden e, bir ek gelseydi, all day. I put the book on the shelf all day. Her gün koyarım. Yani kitabı her gün rafa koyarım. Nasıl? Sıkıntı var mı? I put, put. Evet, bu, bu yüzdendir ki arkadaşlar, bu hani tutup da karşınıza e, ne şekilde hani çıkarsa çıksın, Görüldüğü gibi bunun didn't hali ne olur? Yine put kalır. Tamam yine put kalır. Ve arkadaşlar bunun yani I didn't put the book on the shelf. E, kitabı rafa koymadım. Ve arkadaşlar için buraya gelir böyle olur. Sayın arkadaşlar did I put the book on the shelf? Vurguluyoruz değil mi? Biraz soru, soru olduğu anlaşılsın. Koydum mu? Yine put. Put, 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 put. Tamam put gibi duruyor orada yani tamam mı? Tamam mı arkadaşlar. Aynen öyle. Onlara dikkat edin. Tabii ki bu present simple halinde es alır. Present continuous halinde emizar ve ing alır mı? Alır, to Tabii fiilin was were yani past hali was were, değil mi? Çünkü fiil eylem olmadığında, eylem olmadığında was were, ile yapıyorduk, değil mi? O yüzden olumsuzda bunun ne olur? I wasn't ill. Mesela şöyle diyebilirdik. I didn't sleep all day or all night because I wasn't ill. Mesela bu olumsuz nasıl olur? To be fiilinden sonra not gelerek olur. Ama bu nasıl olumsuz olur? Normal fiili cümlelerle past simple'da nasıl olumsuz oluyordu arkadaşlar? Ne şekilde olumsuz yapıyorduk? I didn't sleep all day because I was ill. Tüm gün boyunca uyumadım çünkü hastaydım. Uyumam gerekiyordu gündüz dahi. Fakat uyuyamadım. All night de olur arkadaşlar. Tüm gece de diyebilirsiniz. Evet, burada to be'nin, ne dedik? To be'nin e, geçmiş zaman hali was böyle. Normal bir eylem yok, değil mi? E, tanım yapmam lazım. Was böyle tanım yapıyorum. Hastaydım. Ya. Yeah. Ama bir eylem var. Eylemi olumsuz, olumlu yaparken ne dedik? I slept all day deriz. Veya I didn't sleep. Olumsuzu da bunun oluyor. Bunun olumsuz nasıl olurdu? Not eki gelerek olurdu. Was böyle. Not eki gelerek olurdu. Ama normal past simple'ın fiilime, past simple tense'de... Gördüğünüz gibi normali neydi arkadaşlar? I slept all day because I was ill. Tüm gün boyunca uyudum çünkü hastaydım. Nasıl tanım yapıyorum? Boyun posum vesaire, sosyal durumum, medeni halim vesaire ve sağlık durumum ne oldu? Tübü fiilinin geçmiş zaman hastaydım. Yapmak için bu az geldi. Hastayım olsaydı I am ill olurdu değil mi? Evet cümlenin devamı olduğu için küçük a ile yazıldı. Ve olumsuz da ne oldu? Bu şekilde oldu. Bir de şöyle bir bakalım. Şimdi to be fiilinin was ve hali bir tanım yapıyor. Normal bir film yok, eylem yok. Hastaydım derken I was ill. Cümlenin devamı olduğu için küçük I ile, değil mi? Bunun büyüğü zaten nasıl yazılır? Şu şekilde yazılır. Noktalı yazılmaz. I slept. Şimdi past simple. Bu da normal past simple. Bu to be'nin past hali was were. Bu da normal past simple. Bir fiille yapılan past simple. Düzenliyseydi, düzensizse ikinci hali. Bu da sleep uy uyumak slept olmuş. I slept all day because I was ill. Tüm gün Uyudum çünkü hastaydım. Okay. I slept all day because I was ill. Evet, bütün gün uyudum çünkü hastaydım. I forgot my cell phone. 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 Yani forget değil tamam. Bu şarkıyı hatırladınız mı bir yerden? Evet. Bu şarkıyı bir yerden hatırladınız mı? Her neyse yani böyle bir ritimli bir şekilde ezberlemekte fayda var. Tutup da şimdi e, ikinci haline çevirmişken yani telefonumu unuttum diyeceğiniz yerde telefonumu unuturum demeyin. Forget my cell phone. Tamam. I forgot my cell phone. Okay. Şarkıyı hocam ben pek hatırlamadım ama neyse fazla zorlamayın zihinlerinizi. Çünkü e, bu şarkı daha yeni uyduruldu. Her neyse. Ee, arkadaşlar her neyse e, düzensiz fiilleri de tabii ki ne yapıyorsunuz ee, daha güzel bir sesten e, çok daha güzel bir ritimden e, artık nereyi severseniz hangi ritmi severseniz oradan düzensiz fiilleri bir zahmet şarkılarını dinleyin tamam mı? Benim sesinden dinlemenizi pek tavsiye etmeyebilirim yani şarkıda pek yetenekli değilim ben ne yapayım? Evet arkadaşlar e, I forgot my cell phone dedik. Forgot my cell phone. Ne yaptık yani diye bunu demekle? Tabii ki telefonumu unuttum. Yesterday de diyebiliriz bunu. Tamam mı? I forgot my cell phone yesterday. Buraya da bir nokta tabii ki. I forgot my cell phone yesterday. Okay, yesterday. Dün telefonumu kaybettim. Kesin bir zaman aralığı bir yani bildiğin için yesterday'i kaldırmış bulunuyorum. Okay. Forgot. E, forgot ne olması lazım? Unuttum cep telefonu unuttum. Olumsuz olurken arkadaşlar ne yapıyordu? İçindeki potansiyeli çıkarıyordu değil mi? Yani didn't bunun içinden çıkıyordu. Did her türlü su bunun içinden çıkıyordu. Doğru mu? Forgot'ı yani forgot didi didn't ne, ne doğuruyordu? Ne doğruydu arkadaşlar? Fiilin ikinci veya idili hali doğruydu. O halde bu onu doğru doğmaz. Bu doğar doğmaz. Bu gider. Tamam ikinci hali var. idili fiil tüm, uçtu. Didn't geldiyse didn't da her türlü didn't veya did de ne doğurur? Fiilin normal halini doğurur. Bunun ikinci hali yani bunun ikinci hali gider. Fiilin yalın hali kalır. Doğru mu? I didn't forget my cell phone. I didn't forget my cell phone. Evet. I didn't forget oldu. Forgot gitti. Forget oldu. Ne oldu? I didn't forget my cell phone. Telefonumu unutmadım. Bu telefonumu unutmamıştım. Nasıl? Bir sıkıntı var mı? Çok güzel. Olmadığına çok sevindim. Evet, your turn English'te ne var arkadaşlar? Regular verbs yani düzenli fiilleri görüyoruz. Evet, infinitive yani yalın hali arkadaşlar, fiilin yalın hali. Tamam? Ve düzensiz ikinci yani past hali. Tamam? Yalın hali, infinitive ve düzensiz past hali arkadaşlar. Görüyorsunuz burada. Ve bundan daha fazlası da var ama asıl ilk açıl lazım olanlar bunlar. bunları nasıl öğrenirsiniz? Bunları şöyle öğrenirsiniz arkadaşlar. Şöyle yazacaksınız arkadaşlar YouTube'da irregular verbs diyeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Irregular verbs dediğiniz zaman şöyle irregular verbs song yani şarkı diyeceksiniz YouTube'da. Orada artık hangi ritmi size hoş geliyorsa o ritimde arkadaşlar irregular verbs'ı tamam mı? Be, was, were. Üçüncü halinde söyleyecek. Onu da dinleyin. Onları da dinleyin. Ama bir ritimle ezberleyin onları. Bunlar bir ritimle ezberlenir. Kelime ezberler gibi. Yani ilk aşamada kelime öğrenmenin ilk aşaması kelime ezber yapar gibi yapılmaz. Tamam. Düzensiz fiiller öyle akıllı kalırlar. Anlaştık mı? Ee, yaşınız kaç olursa olsun ondan sonra da ne yapar? Siz okudukça onlar artık ritimden çıkıp normal haline oturmaya başlar. Tamam. Evet. Ee, birinci ve ikinci hali past simple'da birinci ve ikinci hallerini bu şekilde kullanıyoruz. Bu haliyle past simple oluyor. Bu haliyle de zaten normal hali fiillerin. Bunları ister not alın, isterseniz zaten internette listelerden e, çık, çıktı alabilirsiniz. Evet, dersin devamını isterseniz arkadaşlar, ders hocam dersimiz devam etsin diyorsanız şu hareketi çakmayı unutmayın. Ve mutlaka abone olun. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sevgili öğrencilerim, görüşmek üzere. See you.